Uluslararası resim projeleri yapan Türel Süt Bey de var. Tam olarak tarifini vermem gerekirse, farklı ülkelerde sanat projeleri kurup yöneten ve ödüller alan Türkiye'nin gururu Türel Süt Bey. Esas alanında resim. O da aramızda. O da projeleriyle ilgili. Size şimdi Türel Bey'in açıklamalarını yapmak ve kendini tanıtmak üzere ben mikrofona davet edeyim. Daha sonra yarışmaya geçeriz. Buyurun Türel Bey. Merhabalar. Öncelikle ilk gününüze, böyle bir gününüze davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu tip Türk günlerinin artması dileğiyle. Sizlere Türel Süt kimdir, neler yapıyorum, Avrupa'daki kurduğum projeler hakkında biraz bilgi vereyim isterseniz. Ben İzmirliyim kendim. Türkiye'de güzel sanatlar fakültesi resim bölümünde okudum. Daha sonra İngiltere'ye yerleştim, eşim İngiliz. İngiltere'de uzun zaman toplumsal sanat projeleri yürüttüm. Daha sonra İngiltere'den sonra Almanya'ya yerleştik projelerimizden dolayı. Almanya'da da şu anda toplumsal sanat projeleri kurup yürütüyoruz. Toplumsal sanat projesi dediğimiz zaman ne demek istediğimi açıklayayım size isterseniz. Sanatla toplumu iç içe getirmek, sanat ve toplumun her kesimini iç içe getirmek amacındayız. Toplumun içerisinde engelli insanlar var. Engelli insanları kaplayan projeler yürütmek amacındayız. Benim odaklandığım nokta görme engellilere sanat ulaştırabilmek. Görme engellileri de sanatın içerisine dahil edebilmek. Çünkü hepimiz biliyoruz, dünyanın neresine gidersek gidelim, herhangi bir müzeye veya galeriye girdiğimizde bırakın sanat eserlerine dokunmayı, yaklaşmak bile yasak. Ve biz görme engelliysek ve sanatla dokunamıyorsak, sanata iç içe olmamız mümkün değil gibi bir şey. Bu düşünceden dolayı görme engelliler için sanat projeleri yürütmekteyim yıllardır. Bu projenin ismi de Sense the Colors, yani renkleri hisset adını verdik. Bu projemizin içerisinde sanat eserlerine dokunabiliyorsunuz, koklayabiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz. Audio informasyonlarla 5 dile çevrildi. İngilizce, Almanca, Türkçe, İtalyanca, Fransızca. Bilgiler alabiliyorsunuz. Audio informasyon olarak. Ayrıca biraz teknolojimiz var. Dokunduğunuz zaman ısı farklılıkları, soğukluk, sıcaklık gibi farklılıklarla daha fazla bilgi alabiliyorsunuz. Resimleri, heykelleri anlatan kabartılar, rölyefler var. Tabii ki görme engel dediğimiz zaman tamamen göremeyen aklımıza geliyor. Tamamen göremeyenlerin yanında az görebilenler var. Bunlar da görme engelli. Onlara da büyüteçlerle, ebatlarla yardım etmemiz gerekiyor. Az görebilenler içerisinde renkleri görebilenler var, ışığı görebilenler var. Çok farklı anlamlarda engeli olan insanlar var görme duyumunda. O yüzden görme engelli dediğimiz zaman bunların hepsini sanatın içerisine almak amacındayız. Ve bu tip eserler kurmak ve yönetmek amacındayız. Şimdi bu projemiz 2010'dan beri Almanya, İsviçre, İtalyanca konuşulan İsviçre, İngiltere ve Türkiye girişimlerimiz oldu. Olmak üzere farklı ülkelerde sergiliyoruz projemizi. Ve istediğimizin, düşüncemizin ötesine geçti bu proje. Ve biraz önce de dediğim gibi 5 ayrı dile çevrildi. Ve farklı bölgelerde sergiler açıyoruz. Sergilerle birlikte seminerler veriyoruz. Şimdi göremeyenlere sanat ulaştırırken ayrıca görebilenlere de mesajlarımız oluyor. Görme duyumuzun bilinci adına, görme duyumuzun önemi adına seminerler veriyoruz. Faydalı. Ayrıca bunu elime alsam daha iyi olacak herhalde. Faydalı seminerlerimiz oluyor. Şimdi önümüzdeki 17 Mart'ta bir seminerimiz var. Langstedt'te, İnternasyonel Görme Engelliler Merkezi'nde. Buradaki seminerimiz görebilenler için olacak.
Biraz sonra buradan kalktığınız zaman isterseniz içeride size bu seminerle ilgili bilgi verebilirim. Katılmanızı isterim. Çünkü faydalı bir seminer. Görme duyumuzun anlamı adına, görme duyumuz sağlığımız adına faydalı bir seminer. Bu konuda biraz sonra benimle ya da eşimle, Karin Hanım'la bilgi alabilirsiniz. Seminer hakkında bilgi verebiliriz. Böyle bir seminerimiz var. Katılmanızı tavsiye ederim. Şimdi bu konularda bahsettim. İsterseniz şimdi konumuz çocuklar. Çocukların sanatla ve şiirle olan bağlantıları. Benim sanata olan bağlantımı kısaca bildireyim size. Ben 5 yaşındayken annemler beni anaokuluna göndermektense o dönemimizde şeyler vardı. Halk eğitim merkezleri. Halk eğitim merkezinin resim bölümüne yazdırmışlardı. Biraz yetenek gördüler herhalde o zaman. Anaokuluna gitmektense resim kursuna gitmiştim. Benim sanat hayatım 5 yaşında o şekilde başladı. Daha sonra ilkokul öğretmenimin tavsiyesi sayesinde yarışmalara soktu beni falan derken üniversite döneminde de Güzel Sanatlar Resim bölümünde okudum. Benim çocukluk ve resim hayatımın başlangıcı bu şekilde oluyor. Küçük çocuklar var burada. Onların resme karşı olan ilgileri ne düşünerek kendi resime karşı olan ilgimi de bu şekilde bahsetmek istedim. Biraz sonra onlarla da tek tek görüşebiliriz isterlerse. Resme karşı olan ilgilerini bu şekilde benimle tartışabilirler, konuşabilirler. Belki biraz faydamız olabilir. Onların ilgi alanına karşı tabii memnun olurum. Şimdi ben sizi daha fazla oyalamayayım. Yoğun bir gündeminiz olduğu kesin. Biraz önce de dediğim gibi böyle bir organizasyona katılmak benim için tabii güzel onur oluyor. Yani umarım bu tip etkinlikleri devam ettirilebilir buralarda. Ve Türk günlerinin artması çocukların sanata, şiire, edebiyata karşı olan ilgilerini geliştirmek hepimizin sorumluluğudur. Sizleri tebrik ediyorum. Beni davet ettiğiniz için de teşekkür ederim.